Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı şekil ve sunumuyla mantı tarifi paylaşacağım. Ben bu şekli yabancı bir sayfada görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Yalnız onlar büyük büyük yapmışlardı. Ben küçük küçük yaparak mantıya uyarladım. Çok hoş bir görüntü ortaya çıktı. Yapımı da oldukça pratik ve görünüş olarak çok şık. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle mantımızın hamurunu hazırlayalım. Geniş bir kaseye 1 su bardağı ılık su. Suyun ılık olması gerekiyor arkadaşlar. Hamurun kolay açılabilmesi için. 1 adet yumurta. 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi yavaş yavaş ununu ilave edelim. Toplamda 3 su bardağı un alıyor arkadaşlar. Ancak yumurtanın büyüklüğüne göre belki un miktarı değişiklik gösterebilir. Belki bir kaşık eksik veya bir kaşık fazla un olabilir. O nedenle son bardağı yavaş yavaş ekleyelim. Hamurum toplandı. Hamurumu biraz da masaya alarak güzelce yoğurdum. Orta sertlikte bir hamur olacak arkadaşlar. Hamurumu iyice yoğurdum, istediğim kıvama geldi. Tekrardan kaseye alalım. üzerine streç filmle kapatalım ve yarım saat kadar dinlendirelim. Hamur dinlenirken iç harcını hazırlayalım. 250 gram kıymayı kaseye alalım. Üzerine bir adet rendelenmiş soğan Baharat olarak karabiber, pul biber, tuz ve toz biber kullandım. Hepsini birer çay kaşığı kullandım. Siz de damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İç harcını güzelce yoğuralım ve kenara alalım. Hamurumuz dinlendi. Şimdi dinlenen hamuru biraz un serperek masaya alalım. Biraz yuvarlayalım ve 3 parçaya bölelim. Böldüğümüz parçaları avucumuzda yuvarlayarak beze yapalım. Hazırladığımız bezelerden iki tanesini kaseye alalım. Kurumaması için üzerini kapatalım. Bezeyi unlayalım ve açmaya başlayalım. Ben ekrana sığdırmak açısından bezeleri küçük yaptım. Aslında bu ölçüler tam iki beze için ideal. Ayrıca büyük açamayanlar da küçük beze yaparak kolaylıkla açabilirler. Hamurumuzu hazır yufkadan birazcık daha kalın olacak şekilde açalım. Hamuru ılık suyla yoğurduğum için çok kolay bir şekilde açılıyor. Ancak ara ara un serpiştirelim ki yapışmasın. Hamuru açtıktan sonra küçük su şişesi kapağı ile yan yana aralarda çok fazla boşluk bırakmadan keselim. Kenarda arta kalan hamurları dikkatli bir şekilde kaldıralım. Diğer kasedeki hamurların yanına koyalım. Şimdi şekil verme işlemine geçelim. Yuvarlakların içine iç harcını koyalım. Uçlarını bastıralım ve altta birleştirelim. İç harcı mutlaka yuvarlakların altta kalan kısmına koyalım arkadaşlar. Çünkü üst kısmı bir müddet sonra kurumaya başlıyor ve kapatmak çok zor oluyor. O nedenle iç kısmına koyarsanız çok kolay bir biçimde kapatabilirsiniz. Ayrıca mantıyı seri bir şekilde yapmak gerekiyor. Çünkü çok çabuk kuruyabiliyor. Yani mantıyı açıp da başka işle uğraşmadan direkt bitirmek en güzeli şeklinin daha anlaşılır olması açısından birçok kere gösterdim. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Buradaki tek önemli püf nokta iç harcını yuvarlakların altta kalan kısmına koymak. Çok şirin bir şekil ortaya çıkıyor. Biz çok seviyoruz bu şekli. Umarım sizler de beğenirsiniz. Mantının içine koyacağınız iç harç miktarını sevdiğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Biz dolu dolu sevdiğimiz için bol bol koyuyorum. Bakın yakından göstereyim size. Böyle bir şekil ortaya çıkıyor. Ben şeklini su damlasına benzettiğim için damla mantı diyorum. Yaptığımız mantıları unlanmış tepsiye koyalım. 2 tane bezeyi ben yuvarlak olarak kestim, yaptım. 2 bezenin kenarından kalan kısımla 3. bezeyi birleştirdim. Onu da açtım ve Kayseri mantısı şeklinde keseceğim. Çünkü yuvarlak kestiğimiz zaman kenarından kalan hamurlar ziyan olmasın diye üçüncüyü, yani son kalan bezeyi bu şekilde yapıyorum. Mantıyı bükme şeklinde sizlere yine göstereyim. İçine harcını koyduktan sonra iki ucunu birleştirip tekrardan iki ucunu birleştiriyoruz. Hazırladığım harçla mantı hamuru hemen hemen birbirine denk geldi. Sadece harçtan bir kaşık kadar arttı. Hazırladığım mantının yarısını pişireceğim. Yarısını da bu şekilde tepsinin altına poşet koyarak dizdim. Buzluğa kaldıracağım. Bir gece beklettikten sonra poşetleyip tekrardan buzluğa koyacağım. Şimdi mantımızı pişirme işlemine geçebiliriz. Mantıyı pişirmek için tencereye su kayalım ve kaynatalım. Biraz tuz dökelim. Kaynayan suyun içerisine mantıları dökelim. Mantılar yumuşayıncaya kadar bu şekilde haşlayalım. Mantımız pişerken biz de sosunu hazırlayalım. Tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ alalım ve eritelim. Daha sonra içerisine toz biber ve nane dökelim. Ocağın altını kapatalım. Sosumuz da hazır. Mantımız da pişti. Şimdi mantımızı servis yapabiliriz. Mantıyı servis tabağına alalım. Üzerine sarımsaklı yoğurt veya sade yoğurt koyalım. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu gezdirelim. Mantımız servise hazır. Mantı yapmak el oyalayıcı gibi gözükse de birkaç iki sefer yaptıktan sonra el alışkanlığı oluyor ve kolaylıkla yapılabiliyor. Mantı görüntüsü ve şekliyle gerçekten başlı başına bir ana yemek bence. Mantı yapmayı bilmeyenler tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirler. Bilenlere de bir de bu şekilde yapmalarını tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.